Son Peygamber. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbimize hamd ederek Peygamberimiz Efendimiz Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar göndererek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi çok yönlü bir insandan bahsetmek o kadar kolay bir iş değil. O hayatını sizin sorunuzda geçen muallimlik görevine, bu hizmete adamış olan bir insan. O çok yönlü insanın muallimlik yönü de gerçekten çok geniş bir konu. Ama bu konuyla ilgili şöyle kısaca bilgilerimi özetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir kere şunu söylememiz lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık bir ömür sürmüştür. Onun bu ömrünü iki bölümde ele almamız gerekiyor. Birincisi 40 yaşına kadar, peygamberlik görevi verilinceye kadarki dönem, yani peygamberlikten önceki dönem. İkincisi de peygamberlik görevini aldıktan, Kur'an'a, vahye muhatap olduktan sonraki 23 yıllık dönemi. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her iki dönemde de çok yönlü, çok güçlü, çok donanımlı bir muallim olarak, bir eğitmen olarak, bir öğretmen olarak karşımızda durmaktadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl yaşamış olduğu toplumda bırakmış olduğu intibalarıyla hem söylem hem eylem dünyası açısından son derece olumlu bir intiba bırakmış. Herkesin Mekke toplumunda parmakla gösterdikleri, dillerinden düşürmedikleri örnekliğiyle, diğergamlığıyla, yardımseverliğiyle, her konuda iyilik öncüsü olmakla dikkat çeken bir insan olarak karşımızda durmakta. Nitekim vahyin ilk yıllarında inen bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz onun adeta 40 yıllık hayatını özetlerken buyuruyordu ki وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ. Bu ayeti kerime vahyin ilk yıllarında ilk inen ayetlerden Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Demek ki Peygamberimiz peygamberlik görevinden önce de muhteşem, mükemmel bir ahlak üzereydi. Zaten doğruluğuyla, dürüstlüğüyle, namus ve iffetiyle, yardımseverliğiyle, halkın içerisinde halkın adamı, halkının dertleriyle dertlenen bir insan olarak bu konuda pek çok örnekler var. Bu konuda da dikkatimizi çekiyor. Elbette Kur'an'a muhatap olduktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o muhteşem ahlakı daha da mükemmelleşti, daha da güzelleşti, kemal noktasında tavan yaptı, zirvelere oturdu diyebiliriz. Özetleyecek olursak gerçekten o en güzel, en etkili muallim, öğretmen olarak tüm insanla kıyamete kadar devam edecek sürede örnekliğini sunmuş oldu. O bu öğreticiliğini, söylediklerini bizzat yaşayarak, herkesin seviyesine inerek, sözleriyle insanların gönüllerine ve akıllarına seslenerek, hayatın içerisinden canlı örnekler sunarak, kulaklara hitap ettiği gibi yere çizdiği şekiller ya da bir takım hareketleriyle göstererek, görsel olarak da bir eğitimci olarak, mükemmel ve muhteşem bir öğretmen olarak karşımızda durmaktadır. Nitekim o kendisini bize takdim ederken, tanıtırken, kendisine bizim dikkatlerimizi çekerken buyurdular ki, ben muallim, peygamber olarak gönderildim. Beni Rabbim terbiye etti, eğitti, yetiştirdi. Ne de güzel eğitti, ne de güzel yetiştirdi. Yüce Allah'ın eğitiminden geçmiş ve asıl ve asil görevi muallimlik olan bir peygamberden mevzu bahis yapıyoruz. Tabii peygamberimizin özellikle peygamber olduktan sonraki durumu, öğretmenliği son derece önemli ve anlamlı bizim için. Bir kere peygamberimiz bu göreve İkra, Bismi Rabbikellezî halak, Yüce Yaratıcının, Yaradan Rabbinin adıyla oku emriyle başlamıştır.
bu emirle görevlendirilmiştir peygamberimiz ki bu gerçekten altını çizmemiz gerekli olan son derece önemli bir husus. İlk inen ayetlerde Alak suresinin ilk 5 ayetine baktığımız zaman orada kalem ve yazıya Rabbimiz dikkatlerimizi çekmektedir. Yine ilk sıralarda inen Kalem suresi başlı başına Kalem suresi adıyla adlandırılan o sure Nun vel kalemi ve ma yasturun. Oradan Nun hokka olarak da müfessirlerimiz tarafından açıklanmış. Hokka aşkına, hokkaya yemin olsun ki, kaleme yemin olsun ki ve kalemin sahiplerinin yazdıklarına and olsun diyerek yazı aleti kaleme, hokkaya ve yazılanlara dikkatimiz çekilmektedir. Dolayısıyla peygamberimiz peygamberlik vazifesine oku emri, yaradan Rabbin adıyla okuma emri ve kerem sahibi Rabbinin insana bilmediklerini kalemle öğretmesi ve kalem ve yazı malzemelerine yemin edilerek gelen ayetlerle başlamıştır. Peygamberimiz Yüce Allah'ın bu yönlendirmeleriyle aldığı hızla okuma yazmaya, eğitim öğretime çok büyük bir önem vermiştir. Tabii o geldiği toplumda okuma yazma imkanları son derece sınırlı. Okuma yazma bilenlerin sayısı son derece sınırlı ama yazı malzemeleri sınırlı. Tüm bu kıt imkanlara rağmen peygamberimiz gerçekten Mekke'de ve daha sonra hicret etmiş olduğu Medine'de olmazları oldurmuş. Bir takım insanların hayal bile edemeyecekleri noktalara o insanları getirmişti. Nitekim bir düşünür öyle diyor. Hazreti Muhammed'in başka hiçbir icraatı, mucizesi olmasaydı o Mekke ve Medine toplumunu aldığı noktadan bu noktaya getirmesi onun için başlı başına bir mucize olarak ona yeterdi diyor. Pek çok hadislerinde peygamberimiz okuma yazmanın, ilim öğrenmenin önemine dikkat çekmiştir. Mesela hepimizin çok iyi bildiği meşhur bir hadislerinde ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya seven ol. Beşincisi olma helak olursun buyurmuşlardır. Şimdi burada dikkatimizi çeken ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya seven. Dört sınıf insan, geriye başka bir sınıf kalmıyor. Yani eğitim öğretimin dışında kalmayı peygamberimiz ümmetine yakıştırmıyor. Çünkü eğitim öğretimin dışında kalmak helak olmakla eş değerdedir, mahvolmakla eş değerdedir. Gerçekten bir toplumun hayatında eğitim öğretim olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Dolayısıyla ya bizatihi öğrenici olacaksınız, alıcı olacaksınız, ya verici olacaksınız, öğretici olacaksınız. Kaldı ki bunları da kesin hatlarıyla birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü bizim dinimiz, peygamberimizin yol göstermeleriyle beşikten mezara kadar eğitim, öğretim sürecini sürdüren bir dindir. Yani bir taraftan öğretirken bir taraftan öğreniyorsunuz. Ve bu öğrenme işi sona ermiyor, son bulmuyor. Bunun için de kim ben alimim, alim oldum, bu işi bitirdim derse o cahilin ta kendisidir denilmiştir. Dolayısıyla öğrenicilik ve öğreticilik devam ediyor. Buna güç yetiremeyen insanlar bu sefer dinleyen olarak ya da sevenler olarak eğitim öğretime destek çıkacaklardır. Yani eğitim öğretimin önünü açacaklardır. Ki eğitim öğretimle meşgul olan insanlar Kur'an'ın tabiriyle fi sebilillah Allah yolunda olanlar olarak nitelendirilmiştir ki bu da onlar için çok büyük bir ünvandır. Dolayısıyla eğitim neferleri, eğitim askerleri Allah yolunda olanlardır. Müslümanlar da ya bu hareketin, bu nefer grupların içerisinde yer alacaktır ya da bunların önünü açacaktır, bunlara destek olacaktır. Dolayısıyla tüm toplum eğitim, öğretim faaliyetinin içerisinde yerini alacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman Medine-i Münevvere'nin ilk yıllarında müşriklerle yapılan Bedir Savaşı'nın akabinde esirlere 10 tane kişiye okuma yazmayı öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları, özgürlüklerine kavuşturulmaları vaat edilmiş ve bu fiili olarak da uygulanmıştır. Dolayısıyla yine o günkü şartları düşündüğümüz zaman bu son derece devrim olarak isimlendirilecek peygamberi nebevi bir icraattı. Peygamberimiz bu noktada hem
okuma yazmanın, eğitim öğretimin önemine vurgu yaptı. Hem de fiili olarak bu işi sadece söylemden ibaret bırakmayıp bu işi eyleme dönüştürdü ve artık Medine'de insanlar okuma yazmayı son derece önemli bir ibadet olarak algılamaya başladılar. Öteki taraftan Peygamberimizin mescidi hem örgün eğitim kurumu olarak Ashab-ı Suffa'nın yatılı olarak kaldığı ve sürekli olarak mescit merkezli olarak, mescitle bağlantılı olarak Peygamberin önderliğinde eğitim, öğretim faaliyetlerine katıldığı bir yer olmuştur. Zaten mescit tarih boyunca Peygamber Mescidini örnek alarak tüm mescitlerimiz yaygın eğitim kurumlarının, halkın bütün kesimlerine açılan yaygın eğitim kurumlarının merkezi olmaya devam etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elleriyle, yedi beyzasıyla yetişmiş olan ve onun veda mitinginde, veda hutbesinde 100.000'i aşkın insan seline hitap ettiği o veda hutbesine katılan o sahabe-i kiramın, o altın neslin, en hayırlı kuşağın durumlarına, konumlarına baktığımız zaman gerçekten bunların o mübarek el ile en donanımlı kariler, hafızlar, davetçiler olarak bizim yolumuzu aydınlattıklarını, ufkumuzu, önümüzü açtıklarını görmekteyiz. Peygamberimizin elinde yetişmiş muhaddis, fakih, müfessir, ilim adamlarının yanında devlet adamları olarak karşımızda duran Hulefai Raşidin başta olmak üzere o insanların da yine eğitim, öğretim açısından çok yönlü, çok donanımlı, öncelikle ilim adamları olduğunu görüyoruz. Zaten toplum içerisinde görev alacak, görev verilecek kimselerde Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere ilim en önemli kriter olarak aranır olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'deki eğitim, öğretimle, ilimle ilgili ayetler, Peygamberimizin bu konuda daha söyleyemediğimiz pek çok yönlendirmeleri, hadisleri, uygulamaları onun eğitim, öğretime, ilme, ilim adamlarına ne kadar önem verdiğinin açık bir, canlı bir kanıtı, şahit olarak karşımızda durmaktadır.